Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ilk defa uğrayanlar için ben Sinoptik Gezgin Okur Merve Ayhan. Biliyorsunuz ki kanalda hep kitap yorumları veyahut da işte sınavla ilgili paylaşımlar veyahut da işte gezi vlogları, tasarım vlogları falan paylaşıyorum. Geçenlerde DM'yi yine doldurmuşsunuz. Ben de hepinize cevap verdim ama sanırım yanlış anlaşılma olmuş. Hem o yanlış anlaşılmayı düzeltmek istiyorum, hem de gerçekten ne oynadığımı sizlere göstermek istiyorum. Dediniz ki hani Merve sınav stresinde ne yapıyorsun? İşte biz şöyle yapıyoruz falan filan dediniz. Ben de dedim ki hani oyun oynuyorum dedim. Hani çocuklarla oyun oynuyoruz dedim. Ya dalga mı geçiyorsun işte ne demek istiyorsun falan gibisinden böyle değişik şekilde tepkiler aldım. Arkadaşlar gerçekten çocuklarla oyun oynuyorum. Sınav stresine birebir geliyor. Şimdi nasıl diyeceksiniz? Senin çocuğun yok ki falan diyeceksiniz. Arkadaşlar beni takip edenler biliyor ki ben TGV 3,5-4 yıldır üyeyim ve oradaki çocuklarla birlikte zaman geçiriyorum. Onlarla kitap okuyoruz, biraz ders çalışıyoruz. İşte sonra birlikte oyun etkinliği yapıyoruz. Bu da onlardan birisi. Bundan 1,5-2 hafta önce bana lise yıllarında beraber okuduğum bir arkadaşım kendi mağazasından Türkiye menşeli bir oyun, kutu oyunu gönderdi. Ben de dedim ki ben bunu çocuklarla oynarım dedim ve TGV'ye götürdüm. Gerçekten çocuklar inanılmaz derecede bu oyunu sevdiler. Hemen göstereyim oyunu size. Süper Bardaklar diye şöyle bir oyun. Ya gerçekten hani çok kolay bir oyun ve çocuklar bu oyunu oynarken inanılmaz derecede böyle nasıl diyeyim heyecanlı, böyle hızlı, böyle afacan oluyorlar ve ben onları seyrederken çok mutlu oluyorum. Gerçekten de oradaki stresimi falan filan her şeyimi atıyorum, enerjimi atıyorum yani. Ve hani hayır ben bastım, sen bastın, hayır ben bildim, sen yanlış bildin gibi böyle değişik şeyler çıkıyor ortaya ve birbirlerine sinirlendikleri zaman, kazanamadıkları zaman da birbirlerini gıdıklıyorlar. Yine gülüyorlar, yine kahkaha atıyorlar ve ben bu durumdan çok 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 böyle memnunum, mutluyum. Sizlere de tavsiye ederim. Hani çocuklarla nasıl oynuyorsun, nasıl zaman geçiyorsun, biz burada çocuk bulamıyoruz falan gibisinden diyorsanız eğer. Bu tür hani yani kuruluşlara üye olabilirsiniz. Özellikle hani böyle nasıl diyeyim PDR okuyan arkadaşlarım falan var, böyle okul öncesi okuyan arkadaşlar falan var, onlar TGV üye olabilirler veya da hani bu tür başka kuruluşlar varsa, hani ben bilmiyorum, hani şu an sadece TGV biliyorum bu konuda, hani gençlik kuruluşları falan da var, ben onlara da katılıyorum arada bir, orada farklı etkinlikler gerçekleştiriyorum, hani onlara üye olabilirsiniz, sizler de bir takım böyle streslerinizi bu şekilde yenebilirsiniz. Şu oyundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz güzel bir oyun. Buradan Erhan Sadıkoğlu'na şuraya yazarım. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hani hem kolay bir oyun hem de böyle pratiklik kazandıran, çocuklara kendilerini böyle öğreten çok farklı bir oyun. Hemen içini açayım. İçindekileri de size göstereyim. Ay niye bu kadar zor açıldı? Şimdi içerisinde şöyle kartlar var. Bu kartlardan 49 tane var. Şöyle hatta yakından göstereyim. Ay minnoş kediler çıktı. Şöyle göstereyim. Böyle renkli renkli kartlar var. Yan yana, üst üste böyle. Bunlar yan yana oluyor. Şunlar üst üste oluyor. Neyse işte böyle 49 tane falan kağıt var içerisinde. Üzerindeki resimler gerçekten böyle güzel çizilmiş, güzel basılmış, rengarenk ve cıvıl cıvıl. Yani böyle baskısı falan çok güzel. Gerçekten böyle jelatin falan, kalitesi falan çok güzel. Daha sonra içerisinden şöyle bir zil çıkıyor. Ben bastım, sen bastın diye böyle kavga ettikleri zil, bu zil. O basa basa da bozmuşlar yani. Süperler. Neyse, ondan sonra da şöyle içerisinden tutabilirsem hepsini. Şöyle 5 farklı renkte 30 tane bardak çıkıyor. 5 çocukla beraber oynuyoruz bu oyunu. Ben oynamıyorum. Onların yanında duruyorum. Onlara moderatörlük yapıyorum. Bak yanlış yaptın, doğru yaptın gibisinden. Yanlış dizdin, düzelt diye böyle onlara müdahale ediyorum. Bunlar nasıl oynanıyor diye sorarsanız eğer. Mesela şurada bir kart var. Hepsine birer tane bu bardaklardan veriyorum. Ve onlar da renklerine göre bunu diziyorlar. Böyle üst üste geldiği zaman
ne yapıyorlar? Üst üste diziyorlar. Mesela en altta sarı var. Hemen sarı rengi getiriyor. Üstünde kırmızı var. Hemen üstünde kırmızıyı şöyle takıyor. Bakıyorum hemen üstünde mavi var. Hemen üstüne mavi takıyor. Daha sonra siyah var. Siyahı üzerine takıyor. En sonunda yeşil var. Yeşili üzerine takıyor mesela. Bu şekilde bir kule oluşturuyor. Şöyle. Tabii bunu birer tane bardakla yapıyor. Ben şu anda üşendiğim için tek tek çıkartmaya onun için şey yapmadım. Bu şekilde diziyor. En çabuk dizen, en hızlı dizen hemen zile basıyor ve puanını alıyor. Hani bu şekilde oynanıyor. Şöyle yan yana olan kartlar da var. Onları da göstereyim. Mesela şöyle beşli mesela yuvarlak şeklinde dizeceği yine şey var. Bunları da mesela önce kırmızı, sonra mavi, ortaya sarı gelecek. İşte sağ tarafa siyah ve altına da yeşil gelecek şekilde dizmesi gerekiyor. En çabuk dizen hemen yine zile basıyor. Sonra dizen onun arkasından basıyor. Onun arkasından basıyor. Ben de tabii ki onları kontrol ediyorum. Bu arada çok 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 böyle hızlanıyoruz. Hem renkleri böyle daha çabuk kavruyoruz. Hızlı oluyoruz. Hem de pratiklik kazanıyoruz arkadaşlar da. Onun için de çok 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 mutlu oluyorlar. Oyunu hadi bitirelim dediğim zaman ya ne olur bir iki tane daha kart oynayalım, iki tane daha oynayalım falan böyle. Çok güzel tepkiler alıyorum. Onun için bu tür oyunların yani Türkiye'de olması da çok güzel bir şey. Bu da bu arada arkasında Made in Türkiye yazıyor. Türkiye menşeli. Daha önce biliyorsunuz ki yabancı hani olan oyuncaklarla oynuyorduk. Çok hoşuma gitmiyordu açıkçası hani yabancı bir milletin oyuncağıyla oynamak. Ama şimdi kendi menşeinde olan kendi ülkende üretilen bir oyunla oynadığın zaman biraz daha için rahat oluyor diyebilirim. Özellikle de böyle şöyle Çin malı olan oyunlar, oyuncaklar falan var ya onlar beni gerçekten çok rahatsız ediyorlar. Yani ıslak mendille falan 40 kere siliyorum oyuncakla. Ya yani bunları da mesela oynadıktan sonra tamam yıkıyoruz, temizliyoruz falan ama onları biraz daha böyle dikkat ediyorum. Neyle üretildiklerini, nasıl yapıldıklarını bilmiyoruz gerçekten. Onun için bunlara çok 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 dikkat edin diyorum. Evet, böyle güzel bir oyundu. Bunu da sizlerle paylaşmış oldum. Bana diyorsunuz ki Merve çok farklı videolar çekiyorsun. Hani bir gün oyuncak gösteriyorsun, bir gün kitap gösteriyorsun, bir gün gezi gösteriyorsun, bir gün sınav gösteriyorsun. Ne alaka diyorsunuz? Arkadaşlar insanlar ne yaşarlarsa, ne yaparlarsa onu paylaşırlar. Ben şu an ne yapıyorum? Çocuklarla zaman geçiriyorum, oyun oynuyorum. Onlarla ne oynadığımı soran arkadaşlarımı mesela bu oyunu oynadığımı söylüyorum ve öneriyorum. Hani kitap okuyan arkadaşlarım hangi kitabı okuyorsun dedikleri zaman bu kitabı okuyorum diyorum, öneriyorum. Hani KPSS sınavına çalışan benim gibi yüzlerce arkadaşım var ya nasıl çalışıyorsun, nasıl yapıyorsun, ne işte hangi soruyu çözüyorsun, nasıl yapıyorsun gibisinden böyle bir sürü bana mesaj geliyor. Hepinize yardımcı olmaya çalışıyorum. Herkese hitap etmeye çalışıyorum. İnsanlar ne yaparlarsa hayatlarında ne yaşarlarsa onu paylaşırlar diye düşünüyorum. Ben de hayatımda ne yaşıyorsam açık ve böyle nasıl diyeyim yapmacıksız bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Evet, hepsi bu kadardı. Yeniden bu oyunu nereden geldiğini aşağıya yazarım. Yani merak eden arkadaşlar oradan bakıp indirimli bir şekilde sahip olabilirler. Çocuklarıyla bir şekilde gönül rahatlığıyla oynayabilirler diye düşünüyorum. Ben çok eğlendim. Bu videoyu çekerken de çok eğlendim. Oyunu oynarken de çocuklarla çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Umarım yararlı olabilmişimdir. Umarım yine böyle faydalı bir video çekmişimdir diyorum. Ve tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olursanız tabii ki de sevinirim. Aşağıya yorum atabilirsiniz. Merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Cevaplamaktan mutluluk duyuyorum. Ama böyle saçma sapan sorular lütfen sormayın. Gerçekten bazen çok yorgun oluyorum ve bu saçma sapan soruları gördüğüm zaman cevap vermek istemiyorum. Lütfen beni o duruma sokmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.